kanserin 10 temel özelliği. Kanser, çevrenin ve yaşlanmanın etkisiyle hücre çoğalmasının ve hücrelerin birbirleriyle olan ilişkilerini kontrol eden genlerdeki hasarların birikmesi sonucu meydana gelir. Kanserleşme nedenleri farklı olmasına rağmen sonuç hepsinde ortaktır. Kontrolsüz hücre çoğalması. Bilindiği üzere kanser tek bir hastalık değildir. 120'den fazla türü vardır. Kansere karşı etkili tedavilerin geliştirilmesi, kanserin temel özelliklerinin tespit edilmesine bağlıdır. Peki bu özellikler nelerdir? Gelin kanserin 10 temel özelliğini tanıyalım. 1. Kendi büyüme faktörlerine sahip olma. Sağlıklı hücrelerimizin çoğalmak için dış ortamdan gelen büyüme faktörlerine ihtiyacı vardır. Kanser hücreleri ise geçirdikleri mutasyon sayesinde kendi büyüme faktörlerini üretebilirler. Böylelikle hücreye sürekli çoğal sinyali gider. 2. Büyüme engelleyici faktörlerden kurtulma. Normal, yani sağlıklı hücrelerimiz belirli bir büyüme kapasitesine ulaştıklarında dış ortamdan alınan sinyal ile büyümelerini durdururlar. Bu sinyal genelde birbirlerine tutunmaya başladıklarında aktifleşir. Kanser hücreleri ise büyüme sinyallerini aldıkları reseptörleri bozarak sürekli çoğalırlar. 3. Bağışıklık sisteminden kaçma. Sağlıklı hücrelerimiz bağışıklık sistemi hücrelerine dost olarak görünmesini sağlayan proteinleri yüzeylerinde taşır. Aynı zamanda kanser hücreleri de bu proteinleri yüzeylerinde taşıyarak bağışıklık sistemine görünmez olmayı öğrenir. 4. Sürekli bölünme yeteneği. Vücudumuzdaki hücrelerin büyük bir çoğunluğu belirli bir süre bölündükten sonra yaşlılık dönemine girerler. Bu duruma telomerlerin kısalması sebep olur. Bilindiği üzere genlerimiz kromozom denilen yapılar içerisindedir. Kromozomlarımızın uç kısımlarında telomer adı verilen diziler bulunur. Her hücre çoğalmasında telomerler azalır ve böylece genler korunur. Kanser hücreleri telomer kısalmasını engellemek için telomeraz adı verilen enzimleri kullanırlar. Böylece sınırsız çoğalma yeteneğine sahip olurlar. 5. Kanserleşmeyi destekleyen iltihaplanma. Yangı, enflamasyon. Tümör ortamı sadece kanser hücrelerini barındırmaz, aynı zamanda iltihaplanma içgili bağışıklık sistemi hücrelerini de içerir. Bu hücreler büyüme faktörleri ve enzimlerin sayısını artırarak kanserin damar oluşturmasını ve yayılmasını destekleyen bir ortam oluşturur. Etraftaki normal hücrelerde de DNA hasarları meydana gelir. 6. Başka doku ve organlara göç etme, invazyon veya metastaz. Normal hücreler genellikle bulundukları konumlardan ayrılmazlar. Kanser hücreleri belirli bir büyümeye ulaştıklarında başka doku ve organlara göç ederler. Bu olaya metastaz adı verilir. 7. Anjiyogenez, yeni damar oluşturma. Normal hücreler besin ve oksijen ihtiyaçlarını karşılamak için kan damarlarına ihtiyaç duyarlar. Kanser hücreleri ise çok hızlı bölündüklerinden dolayı yüksek oranda besin ve oksijene ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple damar oluşturma yeteneğine sahiptirler. 8. Gen yapısında mutasyonlar, hatalar. DNA hasarlarının birikmesi kanserleşmenin en önemli sebebidir. Aynı zamanda DNA tamirinde görev alan enzimlerin bozulması da DNA hasarlarının tamir edilememesine neden olur. 9. Hücre ölüm mekanizmasını atlatma. Normal hücrelerde DNA hasarı meydana geldiğinde tümör büyümesini engellemekten sorumlu genler hücre çoğalmasını durdurarak DNA tamirini başlatır. Ancak DNA'daki hasar tamir edilemeyecek boyutta ise programlı hücre ölümüyle hücre ortadan kaldırılır. Kanser hücreleri bu programlı hücre ölümüne karşı direnç gösterir. 10. Enerji metabolizmasını değiştirme. Kanser hücreleri çok hızlı bölünme yeteneğine sahip olduklarından dolayı fazla miktarda enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bunun için oksijen varlığına bakmadan glikozu kullanarak sürekli enerji üretirler ve çoğalırlar. Kanserin özelliklerini bilmemiz etkili tedaviler geliştirmemizi sağlar. Kanser tedavileri ancak modern tıp ile mümkün.